Mutlu günler efendim. Sağlıklı günler programıyla karşınızdayız. Sağlıklı günlerin bugün konu ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Mustafa Baltacıoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar uzun oldu ya, değil mi? Böyle nasıl? İsim. Ne kadar uzun oldu. Evet. Ya da bana mı öyle geldi? Yok, soyadım uzun, isim de uzun. En çok şeyde yaşadım bunu. Üniversite sınavına girerken o kodlama vardı ya. Evet ya, çok zorlanmışsınızdır. Kodla bitmezdi. Baltada kalsaymış ya da baltacıda. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol Can. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Hocam şöyle çok kısa sizi tanımakla başlayalım mı? Tamam. Mustafa Baltacıoğlu. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Özel Müdev Hastanesi'nde çalışıyorum. Yaklaşık 20 yıldır hekimim. 14 yıldır ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Uludağ Üniversitesi mezunuyum. Konya'da yaklaşık 10 yıldır Konya'dayım. Konyalı olmuşsunuz. Olduk gibi. Numune Hastanesi'nde uzunca bir süre çalıştım. Bir özel hastanede çalıştım bundan önce. Şimdi Medova Hastanesi'nde çalışmaya devam ediyoruz. Peki, o zaman bize hoş geldiniz bugün. Hoş bulduk. Bugün diz ağrılarını konuşacağız değil mi hocam? Evet. Evet, o zaman nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Diz ağrılarını önemsemeli miyiz? Oradan başlayalım. Önemsememiz gerekiyorsa daha dikkatli dinleyeceğiz. Tamam. Şimdi diz bizim yük taşıyan en büyük eklemimiz. Evet. Ve bütün vücudun yükünü diz eklemimiz taşıyor. Tabii bu kadar yük taşıyan bir eklemin muhakkak ağrıları ve sıkıntıları olmaya başlıyor. Günlük hayatta, sosyal hayatta dizimizi kullanarak hareket ediyoruz. Ve dizdeki bir ağrı, bir problem o zaman bizim sosyal hayatımızı, gündelik hayatımızı etkilemeye başlıyor. Bizi rahatsız etmeye başlıyor. Tabii ki önemsememiz gerekiyor diz ağrılarını. Bütün diz ağrıları önemli midir? Yoksa hani bu diz ağrılarını kendi arasında sınıflandırabilir miyiz? Yani mesela 3 gündür devam eden bir ağrı önemsizdir ama bu bir haftayı bulmuşsa ya da daha fazlaysa o zaman daha önemli bir hale gelmiştir diyebilir miyiz? Tabii, onu o şekilde sınıflandırmamız lazım. Aslında onun için bir kriterimiz var. Yani bir 2 günlük bir kriterimiz var ama ondan önce isterseniz şöyle bir diz eklemini bir anlatsak, olur, dizin nasıl olur olduğunu izleyicilerimize anlatsak belki biraz daha etkili olur. Tamam. Şimdi eklem dediğimiz şey iki veya daha fazla kemiğin bir araya geldiği, oluşturduğu boşluğa biz eklem diyoruz. Diz eklemi de bizim kaval kemiği ile uyluk kemiğinin birleştiği bir eklem. Önünde de diz kapağı dediğimiz, bizim patella diye adlandırdığımız bir kemik var. Diz eklemi sadece bu iki kemikten oluşmuyor. Bununla beraber bunu oluşturan bazı yapılar var. Neler var? Bu eklemin üzerinde, kemiklerin üzerinde kıkırdak dediğimiz bir yapı var. Bu eklemin tamamını kaplıyor. Yük taşımasına yardımcı oluyor. Eklemin pürüzsüz bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Başka nelerimiz var? Menisküs dediğimiz eklemler arasında bir yastıkçıklarımız var bizim. Bunlar hem eklemin birbirine olan uyumunu artırıyor, hem bir dengeyi sağlıyor, hem de diz eklemi alt tarafı düz, üst tarafı yuvarlak bir eklem, oval bir eklem. Bunun bir derinliğini sağlayıp uyumunu sağlıyor. Başka neler var? İşte dizimizin içinde bağlarımız var, çapraz bağlarımız ve yan bağlarımız var. Sinovium dediğimiz, sinovial zar dediğimiz eklem içindeki sıvıyı üreten bir yapı var. Bunu şöyle bir materyal model üzerinde göstermek istersek, işte bu bir uyluk kemiği, bu kaval kemiğinden gelen parça. Bunların arasında ön çapraz bağ dediğimiz bağlarımız var ve içeride menisküs dediğimiz yastıkçıklarımız var. Buradaki yüzey parlak bir yüzey, evet. Bir kıkırdak yüzey. Bu eklemin daha rahat hareket etmesini, sürtünmeden çalışmasını sağlıyor. Buradaki menisküslerde şöyle bakarsanız, bakın burası oval, yuvarlak bir kemik. Burası düz bir kemik. Hı hı. Bu menisküsler burada bir sanki tabağın bir çıkıntısı gibi bir yükselti sağlıyor. Bu da neyi sağlıyor? Bunun buradan çıkmasını engelleyen, bunun bu yüzey üzerinde tutunmasını sağlıyor. Peki bunların, buradaki bütün bu yapıların herhangi bir hasarı, herhangi bir problemi, evet, bize diz ağrısı olarak önümüze çıkıyor. Geri dönüyor. Evet. Menisküs dediğimiz yer şu daha şeffaf gibi görünen kısım mı? Kısımlar şimdi mı? Şu bu kısmı, kapladığı. Şu kısmı şöyle çıkartalım. Buna böyle üstten baktığımız zaman şu krem renkli gözüken yer, şöyle bir çıkıntı yapan yer. Bunlar menisküslerimiz bizim. Bunlar. Dizimizde iki tane menisküs var.
biri içte, biri dış tarafta. Böyle C şeklindeler. Bunlar yükün yaklaşık normal duruş pozisyonunda %50'sini, yük verdiğiniz zaman, koştuğunuz zaman %85'ini karşılarlar. Bunların sayesinde bu iki kemik birbirine sürtmez. Bu iki kemik birbirine değmez. İki tane sert yüzey birbirine değmesini engeller. Bunlarda olan hasarlar o zaman bu kemiklerin birbirine değmesine sebep olur. Aşınmaya sebep olur. Bir de önünde diz kapağı var artık, evet, değil mi? Önünde de şu şekilde duran bir diz kapağımız var. Şöyle gösterelim. Bacak ağrısıyla diz ağrısı aynı şey midir hocam? Her bacak ağrısını diz ağrısı olarak kabul edebilir miyiz? Yoksa farklı farklı ağrılar mıdır? Farklı ağrılar tabii. Şimdi diz ağrıları bacak ağrısı olarak yansıyabilir. Diz ağrıları bazen yukarıya doğru da yansıyabilir. Ama saf bacak ağrısı dediğimiz zaman o daha farklı bir şey. İşte damarsal problemlerde bacak ağrıları olabilir. Belden gelen problemlerde bacak ağrıları olabilir. Kas iskelet sisteminin alt taraftaki adellerin herhangi bir yırtığı, zorlanması bacak ağrısına sebep olabilir. Ama diz ağrısı kendi içinde olan, derinden gelen bir ağrı olarak bize yansır. Peki o zaman ilk sorumu tekrardan soruyorum. Şimdi benim acele ettiğim soruyu. Diz ağrılarının süresi var mıdır diye sormuştum. Yani 2 günlük ağrıyla 1 haftalık ağrıyı aynı değerlendirebiliyor muyuz? Şimdi şöyle, günlük hayatımızda dizimizi kullanıyoruz, eklemlerimizi kullanıyoruz. Muhakkak bunların zorlamaları olacak. Bunlar stres altında çalışıyorlar. Ağrıları olacak. Klasik olarak eğer 1-2 gün içinde şikayetlerimiz geçmiyorsa, ağrılar devam ediyorsa, o zaman artık önemli hale gelmiştir. Bir diz ağrısı başladı. Dinlendirmeye aldık. Bir buz tedavisi uyguladık. İstirahat ettik. Geçmiyor. Devam ediyor. O zaman önemli hale gelmeye başlamıştır. Mesela yere çömelip kalkıyorsunuz. Ağrılarınız var. O zaman bu kafamda bir soru işareti, artık önemli bir hale geliyor demektir. Veya ayağa kalktınız, stabiliteyi sağlayamıyorsunuz. Yani diziniz sanki öne çıkacakmış gibi bir hissiyat alıyorsunuz. Bunlar artık önemli hale gelmeye başlıyor. O zaman bunları bir doktora başvurmak lazım. Biz diz ağrılarını en çok sporcularda karşılaşıyoruz. İlla ki sporcular, evet, o spor hayatlarının bir döneminde bir diz ağrısı zaman zaman geçiriyorlar, çekiyorlar. Onlara da ilk ağrı döneminde işte biraz dinlenme, istirahat, antrenmana biraz ara vermek, eğer şikayetler geçmiyorsa o zaman bir doktora başvurmak gerekiyor. Bizim 3 tane kriterimiz var. Bir 48 saat, 2 gün kuralımız var. Dizde bir ağrı başladı. 48 saat boyunca dinlendirmeye rağmen şikayetler geçmedi. İdmanları, antrenmanların aralığını açmasına rağmen şikayetler rahatlamadı. Dizdeki ağrı hala devam ediyor. Dizde kilitlenmeye sebep oluyor, takılmaya sebep oluyor. O zaman muhakkak bir ortopedi uzmanına başvurmak gerekir. Neler olabilir? Menisküslerde yırtık olmuş olabilir, bağını yırtmış olabilir, kıkırdak hasarı oluşmuş olabilir. Bunun önüne geçmek için muhakkak gelmek lazım. Başka ne olur dizde? Bir şişlik olabilir. Şişlik de işte bu dedik ya, dizin içinde bir sinovyum dediğimiz bir zar var. Bu zar eklemin sıvısını sağlıyor. Eklem sıvısı olduğu sürece, kalitesi iyi olduğu sürece eklem daha rahat hareket ediyor. Kıkırdaklar daha rahat hareket edebiliyorlar. Eklem sıvısı travmalardan sonra, zorlanmalardan sonra kendisini fazla yaparak tepki gösterir. Yani dizin içinde birden sıvı fazla yapılmaya başlanır. Bu dizinizdeki şişlik, travma sonrası, bir zorlanma sonrası şişlik eğer 48 saat boyunca devam ediyor. Siz buz uyguluyorsunuz, dinlendiriyorsunuz, geçmiyor. O zaman önemli, o zaman bir ortopedi uzmanına gelin diyoruz. Peki bu şişlik her zaman sadece şişlik şekilde mi olur? Bazen de hiç travma olmaz, düşme olmaz ama bir dizde şişlik olur. Dizinizin üzerinde şişlikle beraber bir kızarıklık varsa, ısı artışı varsa o zaman bu hakikaten önemli. Bir ortopedi uzmanına muhakkak gelmenizi gerektiriyor. Çünkü dizin içindeki bir enfeksiyonu gösterebilir. Şişlikler bazen tümörlerle de olabilir. Dizin içinde bir tümörel bir doku vardır. O da buna sebep olabilir. Şişlik eğer 48 saat içinde gerilemiyorsa o zaman geleceğiz. Başka ne olabilir? Dizde boşalma hissi veya dengesizlik. Diziniz yürürken veya hızlı yürürken durma sırasında dizinizi tutamamak, öne doğru çıkma hissinin alınması veya instabilite diyoruz biz buna. Dengesizlik hadisesi varsa gelmek lazım. Dengesizliği nasıl anlayabilir? Tek ayağına üzerine kalktığı zaman
o dengesini kuramıyorsa hasta, o zaman burada bir problem var. Ya bir bağ yaralanması var ya bir minik üstte bir yırtık olmuş olabilir. O yüzden bağ hastalarında bir ortoped uzmana gelmesi lazım. Yani tek ayak üstünde beklediğimiz zaman böyle dengeli bir şekilde bekleyeceğiz değil mi? Bekleyemiyorsak o zaman mı sıkıntı? Ya, şimdi sağlam ayağı da karşılaştıracak. Sağlam ayağın üzerine kalktığı zaman tek ayağın üzerinde ne kadar durabiliyorsa problemli ayağın üzerine kalktığı zaman da bir dengede durabilmesi lazım. Eğer dengede duramıyorsa, denge bozuluyorsa o zaman problem var demektir. Hocam diz ağrılarının hep böyle sporla alakası olduğunu söyleriz ya. Diğer meslekleri yapan kişilerin de dikkat etmesi gerekir mi? Mesela sürekli ofis çalışanıysak oturuyoruz sonuçta, oturarak çalışıyoruz. Bu da diz ağrılarına sebep olur mu? Şimdi eklem kıkırdağı dedik ya. Eklem kıkırdağının beslenmesi eklem sıvısından oluyor. Şu oynayan yer miydi? Evet, eklem kıkırdağı dediğimiz. Eklem kıkırdağı dediğimiz şu yüzey. Yani burası bir kemik yüzey. Evet. Bundan sonra parlak bir şekilde bir eklem kıkırdağı geliyor. Bu eklem kıkırdağı pürüzsüz parlak olması lazım. Yani bir seramik yüzey gibi olması gerekiyor. Bir kaplama yüzey gibi olması gerekiyor. Bu yüzey bozulursa o zaman ağrılar başlıyor. Dizde problemler başlıyor. Şimdi eklem kıkırdağı beslenmesini herhangi bir damarsal yoldan sağlayamıyor. Eklem kıkırdağı beslenmesini eklem sıvısından sağlıyor. Hı hı. Eklem sıvınız ne kadar kaliteliyse o zaman bu eklem kıkırdağı beslenebiliyor. Şimdi bir kıkırdağın eklem sıvısıyla muhatap olabilmesi için hareket etmesi lazım. Eğer siz hareketinizi bırakırsanız, sürekli oturur vaziyette böyle durursanız, bu bir arabanın motorundaki yağ gibi düşünün, aşağı doğru süzülecektir ve bu beslenmeyi çok sağlamayacaktır. Demek ki bu eklem kıkırdağının, bu eklemin hareket etmesi lazım. Belli bir oranda hareket etmesi lazım ki o sıvıyla muhatap olsun ve beslenmesini sağlayabilsin. O zaman sorunuzun cevabına gelelim. Sürekli oturuyorsa bir insan, mesaisinin çoğunu oturarak yapıyorsa, eklemlerini hareket ettiremeyecek. Eklemlerini hareket ettiremediği zaman bu kıkırdaklarda bir hasar başlayacak. Kısa kıkırdaklar önce güçsüzleşmeye, zayıflamaya başlayacaklar. Zayıflayan kıkırdak da bir süre sonra bir yerden dökülmeye başlayacak. Dökülmeye başladığı zaman işte o zaman ağrılar ortaya gelecek. Peki biz bu zayıflama başladığı anı hisseder miyiz? Anlar mıyız? Ne gibi bize belirtiler? Anlarsınız. Ben zayıflıyorum nasıl der? Şimdi şöyle der hastalar. Şimdi gelirler derler ki ben uzun süre oturduktan sonra doktor bey ayağa kalktığımda diz önü ağrısı çekiyorum. Veya buradan arabayla bir saatlik yola gidiyorum. İniyorum diz önümde bir ağrı var. Diz kapağının. Dizlerimin önünde bir ağrı var. Şöyle bir ağrıdan bahsederler. Bunu muayene ettiğimiz zaman da o diz kapağını böyle bir bastırdığımız zaman orada bir ağrı duyar hastalar. İşte o eklem kıkırdağın artık zayıflamaya başladığını gösteriyor. Bu zayıflık illa yaşlı olmasına gerek yok. Gençlerde, orta yaşta da çok sık görüyoruz bunu. Eklem kıkırdağının zayıflaması. Evet. Peki çocuklarda görülür mü? Onlar da mesela okulda oturuyorlar. Gerçi onlar çok fazla hareketli olduğu için bu kadar değil de. Çocuklar çok farklı. Yani onları böyle yani ekstra bir patoloji problem yoksa çocukları tutabilmek mümkün değil. Onlar kıpır kıpırlar. Yani durdukları yerde bile illa hareket edecekler. Ayakları, dizleri onların hareket eder. Onları tutamayız. Onlar da çok fazla bunu görmüyoruz ama onlar da başka rahatsızlıklar var. Başka şeyler görüyoruz onlarda da. Onlara az sonra girelim o zaman. Yaşa bağlı olarak diz ağrıları da artıyor. Yani yaşla alakası var değil mi diz ağrılarına? Tabii şöyle. Şimdi nasıl 17-18 yaşında, 20 yaşındaki cildimiz parlaktı, gergindi, güzeldi. 40'lı yaşlara, 50'li, 60'lı yaşlara gelmeye başladığımız zaman o cilt nasıl mukavemetini kaybediyor, biraz daha pürüzlü bir hale gelmeye başlıyor, elastikiyetini kaybediyorsa bizim dizlerimizin içindeki yapılar da böyle olmaya başlıyor. İçerideki menisküsler de zayıflamaya başlıyor. Kıkırdaklar da zayıflamaya başlıyor. Öyle olunca ne oluyor? Daha zor hasarlanan yapılar çok daha kolay hasarlanmaya başlıyor yaşla beraber. Ama hocam şimdi ofis çalışanıyız. Oturmak zorundayız sürekli. Akşam da eve gidiyoruz. Ay çok yorulduk. Hareket edecek halimiz kalmadı. Biraz da böyle televizyonun karşısında oturuyoruz. Ve sonra da uyuyoruz zaten. Evet, ne kadar kötü. Ne kadar kötü değil mi? Yani böyle anlatırken bile çok kötü. Şimdi bu arada bizim oturarak yapabileceğimiz, bak yine sizi yormuyorum. Oturarak yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Mesela şöyle biraz daha kaldırsak, indirsek oturduğumuz yerde. Şimdi, oluyor mu? Kurtarıyor mu? Şimdi yani özellikle alt taraftaki eklemler için hareket önemli. Bir. Hı hı. İkincisi kilo olmayacak. Bu önemli. Hareketsizlik ve kilonun artışı
eklemlerde hasara sebep oluyor. Peki biz bu hasarı en aza indirmek için ne yapabiliriz? Eğer bizim diz çevresi, eklemlerimizin çevresindeki kas grupları kuvvetli olursa, güçlü olursa, o zaman buraya binen yükü bir miktar daha azaltabiliriz. Bunlar bizim ağır işçilerimiz. Evet. Ne yapalım peki? Nasıl yapalım? Bu kas grupları nasıl çalıştıralım? Basit tabii birkaç hareket var. Onların bir iki tanesini burada mesela en basit olanı gösterebiliriz. Gösterelim. Şeyde otururken, iş yerinizde otururken görebiliyor musunuz burada? Dizimizi dümdüz yapıp ayağımızı kendimize doğru çektiğimiz zaman şu üst taraftaki kaslarımızın kasıldığını görüyoruz. Şu hareketi yapabiliriz. Ayağımızı kaldırıp kendimize doğru çekip ona kadar sayıp bırakabiliriz. Kaldırıp ona kadar sayıp bırakabiliriz. Bu bizim quadriceps dediğimiz. Buradaki adale grubunu kuvvetlendirir. Buradaki adale grubu kuvvetlenirse buraya binen yükü de bir miktar azaltmış olacağız. O zaman gün içerisinde bunu yapsak. Tabii yine bir yürüyüş kadar bir hareket kadar olmaz. En azından yani sürekli oturuyorum. O zaman bunu yapalım. Ama sedanter yaşamdan bir tık öteye geçmek lazım. Zaman ayırmak lazım. Oturarak mesaide evet çalışıyoruz, yoruluyoruz ama o kafa yorgunluğu dışarıda muhakkak yürüyüş yapmak lazım, egzersiz yapmak lazım. Hem bizim ruhsal olarak bizi rahatlatacak hem de eklemlerimizi rahatlatacak. Hareket ettiğimiz zaman kilo almanın önüne geçeceğiz. Kilo almak birazdan daha detaylı anlatacağız. Evet. Kireçlenmenin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Bunun önüne geçeceğiz. O yüzden hareket önemli. Bence hareket etmek lazım. O zaman yürüyeceğiz mi? Hareket derken yürüyüşü kastediyoruz değil mi hocam? Mesela yürüyüş derken de böyle açık alanda yürüyüşü mü öneriyorsunuz? Yoksa yürüyüş bandına çıksak o da kurtarıyor mu bizi? Şimdi bana sorarsanız ben doğa tutkunu bir insan olarak açık alanda yürüyüşü tabii muhakkak istiyoruz. Şimdi pandemi sürecindeyiz. İşte çok fazla dışarılara çıkamıyoruz. İnsanlar hakikaten evlerindeki işte o spor aletlerine, koşu bantlarına bir talep var. Bunları kullanmaya çalışıyor. Haklı insanlar da haklı. Bir yaş grubumuz eve hapis kaldılar. Uzunca bir dönem çıkamadılar. Evde bunları kullandılar. Şimdi koşu bantları aslında bakarsanız koşu bandı olarak koşmak için kullanırsanız zararlı spor aletleri. Koşu bantlarını işte 20 dakikayı geçmeyecek, seviyesi 4 ve 5'i geçmeyecek derecede gün aşırı kullanım için kullanabiliriz. Ama koşu bandını koşu olarak kullandığınız zaman, uzun süreli koşulara kullandığınız zaman diz eklemlerine ciddi zarar veriyor. Onun yerine biz dışarıda yapılacak olan sporu her zaman tercih ediyoruz. O zaman yürüyeceğiz, dışarı çıkacağız artık, ne yapalım? İnsanlardan uzak olacağız ama parkımızda, evet, maskemizi takacağız, kendi halimizde maskemizi takacağız. Sosyal mesafemizi koruyup. Mesafemizi de koruyacağız. Tenha zamanlarda olabildiğince spor dışarıda hava almaya çalışacağız. Bir de biz diz ağrıları deyip geçiyoruz ama tabii ki yaşayan bilir. Zorlu bir süreç değil mi hocam diz ağrıları? Mesela diz ağrısı size başvuran bir hastaya böyle bir ağrı kesici verdiğiniz zaman hemen faydasını görebiliyor mu? Ya da gördüğü çok nadirdir herhalde. Şimdi şöyle, ağrı kesici vermek çözüm değil. Ağrı kesici veriyorsunuz ama çözüm odaklı olmuyoruz. Sadece ağrısını kesmeye çalışıyoruz. Ağrı kesici etkisi geçtikten sonra hastanın ağrısı devam edecek. Bunun sebebini bulmak lazım. Yani bu ağrı neden kaynaklı? Bunun çözümünü bulup, önce sorunu bulup sonra çözümüne gidip çözümünü üretmek gerekiyor. Ağrı kesiciyi sadece biz dizi kireçlenmiş ama ameliyat için daha vaktimiz var. Bu dönemdeki hastalarda geri kalan o şeyi, hayatı daha olumlu, daha rahat geçirebilsin diye vermeye çalışıyoruz. Bazen de kısa dönemli bir kısır döngüyü kırabilmek için ağrı kesicileri kullanıyoruz. Ama ağrı kesiciler bizim için genel olarak bir çözüm değil. Çözüm değil. Evet. Peki en sık karşılaşılan diz ağrısı hangisi? Yani sebebi ne? Şimdi şeye göre değişiyor, yaşa göre değişiyor. Eğer bir genç bir bireyle karşı karşıyaysak bunda İşte dizin içindeki o patolojiler, bunlar hızlı yaşadıkları için ya menisküs yırtıkları olabiliyor, ya bağ yırtıkları oluyor, ya kıkırdaklarda bir dökülen bir yer oluyor. Bunlar bununla geliyor. İstersen şöyle yapalım, mesela bunu yaşa göre sınıflandıralım. Yaşı ilerlemiş olanlardan birazcık daha bahsedelim mi? Oradan çocuklara doğru gidelim mi hocam? Tamam, tersten yapalım. Şimdi ileri yaşta bir süre sonra artık kıkırdaklar zayıflamaya başlıyor. Kıkırdaklar mukavemetini kaybetmeye başlıyor. Bunun üzerine eğer geçmişte geçirilmiş bir menisküs yırtığı varsa, geçmişte geçirilmiş bir travma varsa,
O zaman kıkırdaklar hasarlanmaya başlıyor. En çok orta yaşın üzerinde ve yaşlılarda gördüğümüz diz ağrısı sebebi kıkırdaktaki aşınmaya bağlı olan ağrılar. Bunlarda ağrı nasıl oluyor? Öncelikle dizleri hareket ederken, hareket sırasındayken ağrıyla geliyor. Kıkırdaktaki aşınma, yıpranma devam ettikçe bu istirahatte de olmaya başlıyor bu ağrılar. Yani hareket sırasında ağrılar varken bir süre sonra artık diyor ki ben yattığım zaman da artık uyuyamıyorum, ağrılarım başladı. İstirahatteyken de ben burada ağrımı hissediyorum demeye başlıyor hastalar. Bir süre sonra buradaki aşınma gitgide artmaya başlıyor. Bu aşınmanın artmasıyla beraber eklem yüzü bozuluyor. Kıkırdağın birbirine olan uyumu bozuluyor. Ve artık eklem kendi üzerinde hareket ederken atlamalarla, takılmalarla hareket etmeye başlıyor. Yaşlılarda işte biz bu kireçlenme ağrılarıyla karşılaşıyoruz. Bu kireçlenme ağrısı mı aynı zamanda? Buna kireçlenme ağrısı. Buna kireçlenme yani ağrısı. Yani bir şey halk arasında kireçlenme dediğimiz, bizim kıkırdaktaki aşınmayı kastettiğimiz kireçlenme ağrısı. Yaşlılarda en çok kireçlenmeden yaşlılar, dolayı. Yaşlılar, orta yaşın üzerinde bununla karşılaşıyor. Hani yaşlılar böyle yürürken şey derler, bacağında böyle kat küt falan diye ses geliyor derler. Bu aynı şey mi bahsettikleri? Bu aynı şey. Yani bazı görsellerimiz vardı. Bu diz kireçlenmesiyle ilgili bir videomuz var, onu göndeririz arkadaşlar. Orada göreceğiz. Bakalım şimdi tekrar görsellerimize de. Kireçlenmeyle beraber kemik çıkıntı o kadar çok büyümeye başlıyor dizin etrafında. Kıkırdaklar dökülmeye başlıyor ve diz kendi üzerinde oynarken böyle tıkır 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 hareket etmeye başlıyor. Hastalar da onu hissediyorlar. Benim dizim tıkır tıkır ses geliyor, kıtır kıtır sesler geliyor. Şu anda görüntü var mı hocam? Bunlar evet, mı? Bu mesela bir orta evredeki kireçlenmenin bulgusu. Kırdak, beyaz kıkırdak yapıda dökülen yerler oluşmaya başlamış. Yandan kemik çıkıntılar çıkmaya başlamış. Biz de sanıyoruz ki kireçlenme deyince orada bir şey birikiyor. Evet, mesela bu hafif evre daha yeni yeni kıkırdak da dökülemeye, zayıflamaya başlayan yerler var. Birazdan eklem sıvısı artık hafif hafif kendi mukavemetini kaybetmeye başlayacak. Bir yandan kemik çıkıntılar çıkmaya başlayacak. Kıkırdağı onarmaya çalışırken. Ne yapıyoruz? Böyledeyken hastalara egzersizi artırıyoruz. Küre ver diyoruz. Düzenleyici tedaviler veriyoruz. Orta evreye gelmeye başladığımızda artık eklem sıvısının konsantrasyonu kaybolmaya başlıyor. Koruyucu özelliğini kaybetmeye başlıyor. Kemik çıkıntıların daha çok, bizim osteofit diyoruz. Belki yan taraftan kemik çıkıntılar çıkmaya başlıyor. Onlar daha çok artmaya başlıyor. Diz hareket ederken bakın böyle ufak ufak takılmalarla hareket ediyor ama diz hala hareket etmeye devam ediyor. Burada ne yapıyoruz? Küre vermek, egzersiz, diz içine yapılan enjeksiyonlarımız var. Hyaluronik asit dediğimiz eklem sıvısını taklit eden, eklem sıvısını besleyen, kıkırdağı besleyen enjeksiyonlarımız var. Onları yapıyoruz. Glukozamin dediğimiz diz kıkırdağını güçlendirici, kıkırdağın yapısına katılan haplarımız var. Onları veriyoruz. PRP dediğimiz bir tedavi yöntemimiz var. Hastanın kendi kanı alınıyor, iyileşici faktörlerini ayrıştırıp trombositten zengin plazma, halk arasında bir kök hücre diye bilinen ama kök hücre olmayan bir tedavi yöntemimiz var. Onu uygulayabiliyoruz. Başka ne yapabiliriz? Kök hücre yapabiliyoruz hastalarımıza. Kök hücre dediğimiz mezenkimal kök hücre diyoruz biz buna. Hastanın kendi karın yanından elde edilmiş bir dokuyu alıyoruz. Onu özel bir yöntemle filtrasyondan geçirip oradaki farklılaşmamış hücreleri alıp ilgili ekleme yerleştiriyoruz. Farklılaşmamış hücre nedir? Şimdi işte bir cilt dokumuzun hücresi var, dişimizin hücresi var, işte gözümüzün bir hücresi var, karaciğer dokusunun bir hücresi var. Bunların hepsi farklılaşmış hücreler. Vücutta bir de farklılaşmamış, daha ne olduğunu bilmeyen hücreler var. Onlar uyur vaziyette duruyorlar. En çok yağ dokusunun içinde var, kemik iliğinin içinde var. Biz bunu oradan alıyoruz. Problemli yere getirip koyduğumuz zaman bu oraya bağlanıyor, sağına ve soluna bakıyor, kaba bir tabirle. Kıkırdak dokusu var. Kendisini kıkırdak dokusuna doğru farklılaştırıyor. Bu şekilde kök hücre tedavisi uygulayabiliyoruz hastalarımıza. Peki bu tedaviler orayı onarmaya yönelik mi yoksa o hali korumaya yönelik mi? Yani daha çok devam etmesin diye mi yapılıyor? Şimdi bu kök hücreye kadar saydığımız tedaviler, işte küre vermek, İşte egzersiz yapmak, dizin içine yapılan hyaluronik asit destekleri, ağızdan alınan glukozamin tabletleri.
Bunlar varoluğunu korumaya çalışıyoruz aslında. Var olan dökülmesin diye uğraşıyoruz. Biraz daha güçlensin diye daha uğraşıyoruz. Daha beter olmasın diye. Kök hücredeki amacımız biraz daha farklı. Kök hücrede o problemli yer onarsın kendini diye uğraşıyoruz. Bütün amacımız o. Sonuçlarımız güzel. Yani yaptığımız hastalar memnun kalıyorlar. İleriye dönük. Ama bunu da tamamen diz kireçlenmiş, şiddetli bir hale gelmiş bir dizde uygulamanın gene bir mantığı yok. Onda gene bir faydası yok. Yani bütün kıkırdak tamamen dökülmüş. Hiç kıkırdak kalmamış. Kemik yüzeyinde hiçbir kıkırdak yok. Buna kök hücre yapsak da çok fazla istediğimiz verimi alamıyoruz bundan. Ama daha böyle hafif ve orta seviyede yakaladıysak bunlar da faydası var. Artık bunların hepsi cerrahiye gitmesin diye değil mi? Cerrahi bir işlem uygulanmasın şimdi, değil mi yapılıyor hocam? Ne yapıyoruz biliyor musun? Aslında kıkırdak aşırmaları yani diz kireçlenmelerini nihai tedavisi şiddetlendiği zaman bir cerrahi ameliyat yapıyoruz. Hı. Yaptığımız iş kireçlenen kıkırdakların değiştirilmesi, ona yeni bir yüzey yapılması. Böyle bir ameliyat. Bunda ne yapıyoruz? Eklemdeki kireçlenen yüzeyleri kaldırıyoruz. Düzlemişiz orayı. Düzlüyoruz. Törpülüyoruz herhalde. Evet. Onun yerine böyle özel metal bir yüzey oluşturuyoruz buraya. Menisküsünkine benzer değil mi? Evet. Orada özel bir, yüzey oluşturuyoruz. Hı-hı. Üst tarafta da dökülen tamamen kireçlenmiş birbirine sürten kısmı alıp buraya da bir metal yüzey yerleştiriyoruz. Böylece ne oluyor? Bu sürterek hareket eden yer artık pürüzsüz bir zemin üzerinde hareket ediyor. O zaman bu şiddetli, birazdan arkadaşlar o bir videomuz daha var. Hı hı. Şiddetli olan bir video koyarlarsa o atlamalar, o takılmalar, o atlamalar sırasında hastanın çektiği o acı kaybolmuş oluyor. Hareket kabiliyeti tekrar geri gelmiş oluyor. Hastalar 90 dereceden çok daha fazla dizlerini kıvırabiliyorlar bununla. Ve normal bir hareket kabiliyeti elde ediyorlar. Bir şey soracağım. Bölüyorum gerçi ama hani metal yerleştiriyoruz dediniz ya. Bu metal vücudun kabul etmeme gibi bir durumu söz konusu mu? Bunlar çok yüksek argelerle oluşturulmuş, yapılmış materyaller. Hı hı. Eğer siz protez ameliyatı yaparken uygun hastaya iyi bir protez kullanıyorsanız başarısınız çok yüksek. Bu protez değil mi hocam? Protez evet, ameliyatına bu protez ameliyat dediğimiz bu. Şey bu. Halk arasında protez ameliyat diye bildiğimiz, konuştuğumuz şey bu. Böyle bir eklem oluyor hastalarımız. Daha rahat oluyor, daha konforlu oluyor. Hastalar tabii ki. Ama yine kilomuzu koruyacağız. Tabii kilo her dönemde sıkıntı. Biz hastalardan aslında şunu istiyoruz. Biz protez ameliyatını olabildiğince geç yapmak istiyoruz hastalarımıza. Hmm. O yüzden bu kadar çabamız. Yani o yüzden anlatıyoruz. Kilo almayın, egzersiz yapalım, hafif evrede şunları yapalım, orta evreye geldiği zaman şunları yapalım. Çünkü artık kıkırdak aşınmaya başladıkça hızlı bir şekilde aşınmaya devam ediyor. Bunu ben şeye benzetiyorum. Pişmiş bir yumurtanın kabuğunu düşünün. İlk etapta çok sağlamdır, problem evet, yoktur. Evet. Ama bir yerini kırın, artık soymaya başlayın. Ondan sonra artık soymak çok kolaydır. Yani oradan yavaş yavaş dökülecektir. Buna benzetiyorum ben bunu. Peki bu protez ameliyatları mesela kalp hastası, tansiyon hastası, şeker hastası olan bütün hastalara yapabiliyor muyuz gönül rahatlığıyla? Şimdi bu zaten ileri yaştaki hastalara yaptığımız bir ameliyat. Orta yaş üzerindeki yaşlı hastalarımızda birçoğunda kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı zaten var. Şeker hastalığı bizim için bir risk. Niye risk? Şekeri olan hastaların enfeksiyon riski yüksektir. Pıhtı atma riski biraz artar. O yüzden biz şeker hastalarında biraz daha temkinliyiz. Onların şeker seviyelerini normal seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Ama diğer sıkıntılar böyle çok uçlarda değilse hastalarımız. Anestezi ekibimiz çok kuvvetli. Uygun, eğer kuvvetli bir anestezi ekibiniz varsa, güzel bir değerlendirmeyi yaparsanız ameliyat öncesi, planlamanızı yaparsanız o zaman problem çıkmıyor. Ne kadar hastanede kalırlar protez ameliyatı geçiren bir hasta? Protez ameliyatı olan hastamız yaklaşık 3 gece kadar hastanemizde yatar. Ameliyat sonrası hemen kaldırır, yürütürüz hastayı. Bir egzersiz programı, hastaya özel bir egzersiz programı çıkartılır. Egzersiz programı başlanır. Hasta ilk gün yürütülür. Özel bir cihaza bağlanır. CPM cihazı dediğimiz bir cihazımız var. Özel bir cihaza bağlanır. O cihaz içinde hareket etmesi, yeni eklemine alışması sağlanır. Eklem alıştırılır. Ve
Genelde 3 gün sonrasında hastamızı tabuç ederiz. Peki, o zaman şimdi bir virgül koysam olur mu hocam? Olur. Reklama gidiyoruz. Çok kısa reklam arasından sonra sağlıklı günler devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın. Sağlıklı günlerde diz ağrılarını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam en son diz protezlerinden bahsettik. Ameliyatında şöyle çok kısa geçtik. Oradan devam edelim mi? Tamam. Şöyle ufak bir toparlayalım. Tabii. Diz kireçlenmeleri işte orta yaşın üzerindeki hastalarda daha çok görüyoruz dedik. Kıkırdak aşınmasıyla başlıyor. Kıkırdak yıkımı daha fazla oluyor. Hastaların dizlerindeki eklemler hasarlanmaya başlıyor. Ve hareket kaybı, hareket sıkıntıları ve ağrılar, istirahatte ağrılar başlıyor hastalarımızda. İleri evreye geldiği zaman biz bunlara nihai tedaviyi yapıyoruz. İşte diz protezi ameliyatını yapıyoruz. Bir yüzeyi değiştirip hastaları ağrısız, daha rahat yürüyecekleri, ağrısız bir dönem geçirecekleri bir eklem veriyoruz hastalarımıza. Ameliyat sonrası birkaç gün hastanemizde yatıyorlar. Verdiğimiz egzersizleri yapıyorlar. Onlara öğrettiğimiz egzersizleri yapıyorlar. Onlara özel bir egzersiz programı çıkartıyoruz. Hastalar ellerine gittikten sonra onlardan istediğimiz, onlara verdiğimiz, onlar için çıkardığımız egzersiz programına devam etmeleri, yaralarını kuru ve temiz tutmalarını istiyoruz. Burada şiddetli diz ağrıları ve diz proteziyle alakalı görüntülerimiz vardı değil mi hocam? Şimdi onlar da gelecek ekrana. Evet. Onu da gösterelim. Peki kimlerde sık görülür kireçlenme? Evet, yani özellikle böyle bir kitle var mı? Onu da konuşalım. Şimdi üçe ayırmak gerekiyor. Kireçlenmenin görüldüğü hasta grubunu. Bir tanesi bizim osteoartrit, dejeneratif osteoartrit dediğimiz yaşlığa bağlı kireçlenme. Bu belli bir yaşından sonra herhangi bir ek patolojisi olmasa da, ek bir problemi olmasa da hastanın dizlerinde bir kireçlenme başlıyor. Bu normal bir süreç. Bir kısım hasta da bizim romatoid artrit dediğimiz sinoviyal zar dediğimiz eklem sıvısının bozulmasıyla beraber normal mıydı hocam? Bahsettiğiniz oluşan, görüntüler. Bahsettiğim görüntüler bunlar. Oluşan bir kireçlenme tipi var. Bir de hasta gençken geçirdiği bir menisküs yırtığı, bir travma, diz çevresi kırığı varsa bunlarda da diz kireçlenmesi gözüküyor. Bunlar daha çok sık etkileniyor. Bazı insanlarda da bir genetik yatkınlık var mı diye insanlar soruyorlar genelde. Böyle annesinin, ninesinde, dedesinde, babaannesinde böyle parmaklarında, ellerinde, ayaklarında, dizlerinde böyle çok sık kireçlenmesi olan bir aile grubu varsa, arkada bir soy geçmiş varsa o zaman bu hastalar yatkındır diyebiliriz. Bunlara biraz daha dikkatli olması lazım. Kilo almamaları lazım. Diz eklemlerini biraz daha korumaları gerekiyor. Hareket şimdi etmeniz mi gerekiyor? Bu gördüğümüz ileri evre kireçlenmenin videosu. Bakın eklem kıkırdağı artık tamamen haraplanmış. O beyaz kıkırdaktan hiçbir şey neredeyse kalmamış. Etraftan kemik çıkıntılar oluşmaya başlamış. Eklem yüzeyi tamamen bozulmuş. Eklem sıvısı tamamen kalitesini kaybetmiş. Hareket ederken bakın nasıl atlayarak hareket eden bir diz eklemi var. Evet, bakın diz eklemi nasıl hareket ederken atlamaya başlıyor. Hastalar işte bunun ağrısını çekmeye başlıyor. İzlediğiniz benim dizimden kıtır kıtır sesler geliyor diyor ya hastalar. İşte bunu kastediyorlar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bir protez animasyonumuz vardı. Bir sonraki video. Bir sonraki video mu? Yani etkilenmez mi diz kapağı bu protezden? Sonuçta normal doğal hali bozulmuş oluyor. Şimdi diz kapağı... Tıplarını falan konuşacağız daha. İnşallah. Öyle yapalım. Şimdi eklem ağrıları, diz ağrıları
Çocuklarda da görülebiliyor. Çocuklar büyüme esnasında kemiklerimiz bir dizi bir kompleks bir süreçten geçerek kemiklerimiz uzuyor. Bacak bölgesindeki kemiğin uzamasının en çok potansiyelin olduğu yer dizimiz. Yani bacak bölgesindeki dizimiz, bacak bölgesindeki uzama %70-%80 oranında diz bölgesinden oluyor. Özellikle 6-12 yaş grubunda boy uzamanın arttığı dönemde çocuklarda bir büyüme ağrısı dediğimiz, bizim masum diz ağrısı dediğimiz bir ağrı olabiliyor. Bu normal, o büyüme süreciyle beraber kas ve tendonların eşlik ederken yetişememesiyle kaynaklanan bir durum. Peki biz bu büyüme ağrısıyla diz ağrısını, yani sorunlu olan diz ağrısını nasıl ayırt edeceğiz çocuklarda? Şimdi şöyle, evet biz bunu normal bir süreç olarak, bir gelişimin normal süreci olarak görüyoruz bu ağrıyı. Ama tabii bu yaş grubunda da burada problemler olabilir. Ne olabilir? Geçmiş bir travmalar bir rahatsızlık veriyor olabilir. Dizin içinde bir enfeksiyon olabilir. Çocuklarda görebiliriz. Ve dizdeki bir tümör bu ağrıya sebep olabilir. O zaman gene geçmeyen inatçı bir ağrı varsa o zaman beklememek lazım. Muhakkak bir doktora gelmek lazım. Dizde çocuklarda bizim reaktif artrit dediğimiz mesela diz ekleminin şişmesiyle karakterize bir ağrıyla gelir hastalar. Bu bazen çok basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirir. Buna reaksiyonel olarak oluşur. Bazen de dizin içinde hakikaten bir iltihap olur. Dizin içi şişmeye başlar. Bu önemli bir durum arz eder. Hastanın dizi şişer, kızarık ve hassas olur. Çocuklar dizlerini tam olarak açamaz durumu tutarlar. Böyle biraz hafif kıvrık tutmaya çalışırlar. Eğer böyle bir durum varsa muhakkak gelmek lazım. Yani masum büyüme ağrısı diye kulak arkası yapmamak lazım. Eğer çocuktaki ağrı devam ediyorsa muhakkak getirip göstermek lazım. Çocukta da böyle 48 saat gibi bir süremiz var mı? Ya bu 48 saatlik süre, yani o 2 günlük takip süresi bütün diz ağrıları için konuşabiliriz. Ama bir çocuk uykuda mı yanıyorsa eklem diz ağrısıyla bu önemli. Bu çocuğun gelmesi lazım. Dizinde şişlik ve kızarıklık varsa o zaman muhakkak getirmek lazım. Bazen de şöyle olur, çocuk gün sonunda eklem ağrılarıyla gelmeye başlar. Eklem ağrılarından bahseder. Bunlar da başka rahatsızlıkların habercisi olabilir. Bunları da görmek lazım. Sabahları kalktığında çocuk ben her seferinde ağrıyor, benim dizimde ağrı var, tutukluk var, tam hareket edemiyorum, sabah yatağından rahat kalkamıyorsa bunlar da çocukluk döneminin romatizmal hastalıkları olabilir. Bunları da getirip bir görmek, değerlendirmek lazım. Kulak arkası yapmamak lazım. Peki çocuklarda bu tarz rahatsızlıklar sık görülüyor mu? Görülmüyor değil. Şimdi çok sık değil. Yani büyük bir problem çıkartacak rahatsızlıklar çok sık değil ama diz ağrısıyla çocuklar çok sık geliyorlar. Birçoğu bizim büyüme ağrısı dediğimiz, biz tahlillerimizi yapıyoruz, tetkiklerimizi yapıyoruz. Her şey normal, problem yok. O zaman evet, bu bir büyüme ağrısı deyip takibe bırakıyoruz hastalarımızı. Ama bunların içinde hakikaten yakaladığımız hastalar da var. O yüzden böyle devam eden bir ağrı varsa gelmek lazım. Peki hocam, çocuklar böyle sürekli düşüyor, kalkıyor. Tabii ki dikkat edemiyor. Elini kolunu bacağını çarpıyor ya bir yere. Bunlardan dolayı dizlerde çok ciddi travmaların oluştuğu olur mu? Yani mesela düşmeden dolayı diz kapağı çok ciddi zedelenir mi? Şimdi şöyle, travmalarda çocuklarda kırıklar diz çevresinde çok sık görmeyiz. 6-12 yaş grubunda çocuklar daha çok el bileklerinin üzerine düşerler. El bilekleri kırıklarıyla gelirler. Köprücük kemiklerin üzerine düşerler. Köprücük kemiği kırıklarıyla gelirler. Kimi zaman ayak bileğinin, kaval kemiğinin kırıklarıyla gelirler. Ama bir diz çevresindeki kırık olabilmesi için çocuğun çok şiddetli bir travmaya maruz kalması lazım. Yani basit travmalarla diz çevresinde genel olarak bir kırık oluşmaz. Büyük bir travma geçiriyorsa olabilir ama daha basit travmalarla, daha düşük düşmelerle işte ayak bileğine yakın kaval kemiğindeki kırıkları çok sık görürüz. El bileklerinde görülür. O zaman çocuklarınki herhalde daha kolay, daha masum dizlerler hakikaten dediğiniz gibi. Evet, ama işte içlerinde eğer masum olmayanlar varsa bir tümör olabilir. Diz bölgesinde yerleşen tümörler var. Kemik tümörleri var. Bunlar olabilir. Enfeksiyon olabilir. O zaman bunları içinden çıkartmak lazım. Onları bulmak lazım. Uzun sürüyorsa
bakmak gerekir. Cerrahiyle mi çıkarıyorsunuz yoksa böyle ufak? Şimdi çıkartmaktan kastım yani o ağrıyla gelen o çocuklar içinde o grubu çıkartıp bulmak lazım. Ha, tabii ben direkt orayı düşündüm. Çıkartıp bulmak lazım. Eğer bir tümoral bir şey varsa o tabii ciddi. Şimdi diz o çok ayrı bir konu. O bölgedeki kemik tümörlerin bir kısmı iyi huyludur, bir kısmı kötü huyludur. İyi huylarda yaklaşımımız çok daha farklı. Kötü huylarda çok daha hızlı, çok daha bir ekiple yaklaşmak gerekiyor. Hocam son 4 dakikamız kaldı. Şimdi yeni konuya geçsem herhalde yetişmeyecek. Şöyle, elimde patlayacak konudan. Çok kısa şey konuşalım isterseniz. Gençlerdeki ağrının sebeplerinden de. Tamam, çok kısa bahsedelim. Detaylarını diğer programda konuşuruz. Öyle yapalım. Yani şimdi gençlerde de biz diz ağrısını en çok bir travmaya bağlı olduğu zaman görüyoruz. Gençler travmayla geliyorlar. Ne olur? Spor travması olur. Spor yaparken yaralanır. Bir trafik kazası olabilir. Neler olur? Dizin içindeki en çok o menisküs yırtıklarıyla gelirler. Çapraz bağ yırtıklarıyla gelebilirler. Yaşlılarda çok daha kolay yırtılırken menisküs, diz sabitken sağ veya sol dönmeyle bile menisküs yırtılırken gençlerde daha şiddetli bir travma olması lazım. Menisküslerin işte görevlerinden bahsettik. Eklem kemiğin birbirine sürtmesini engelliyor. Arada bir bariyer görevi görüyor. Şok absorpsiyonu yapıyor. İçinde denge reseptörleri var menisküsün. Dengemizi sağlamamızı sağlıyor. Yani o denge reseptörleri dediğimiz oradan gelen uyarı beyinle bir bağlantı sağlıyor. Dizin durumu hakkında bilgi yolluyor ve beynimiz bizi düz bir şekilde yürümemizi sağlıyor. Bunları sağlıyor. Menisküs yırtıklarında hastalar işte dizlerinde bir atlama sesinden bahsedebilirler. Bir klik sesinden bahsedebilirler. Takılma hissinden bahsedebilirler. Bazen menisküs yırtıkları böyle dönemsel ağrılarla da gelebilir. Hasta bir dönem, bir hafta dizinde şişli olur, ağrısı olur. O haftayı öyle geçirir. Sonraki haftada biraz daha rahat geçirir. Sonra tekrar bir diz ağrısıyla gelebilir. Yanıltıcı o zaman. Evet, bazen de menisküs yırtığı çok büyük olur. O zaman içeriye doğru giren bir yırtık olur ve takılır. Mekanik rahatsızlık yapar. Tedavide ne yapıyoruz? Çok hızlıca girelim. Tedavide küçük yırtıklarda, 1 santimin altındaki yırtıklarda takip etmeye çalışıyoruz. Olabildiğince hastalarımıza menisküsü bırakmaya çalışıyoruz. Menisküsü çıkarmak, orada almak, yırtık menisküsü almak marifet değil. Ama artık semptom vermeye başladıysa, araya takılmaya başladıysa o zaman buna bir müdahale etmek gerekiyor. Müdahalemizi nasıl yapıyoruz? Yaklaşık 0.5 santimlik böyle iki tane küçük kamerayla dizin içine giriyoruz. İçerideki yırtığın durumuna göre, menisküsün pozisyonu, menisküsün üzerindeki yırtığın durumuna göre ya yırtık oradan büyümesi engelleniyor, yırtık alınıyor ya da o yırtık oraya dikiliyor. Bunu tamamen kapalı yöntemlerle yapıyoruz. Ya, ameliyat 15 dakika, 35 dakika arasında sürüyor. Ameliyat akşamı hastayı yürütüyoruz. Bazen outpatient dediğimiz hasta sabah yatıyor, ameliyatı yapıp akşam evine bile yolladığımız. Böyle basit, daha kolay. Ameliyatın tamamını hastamızın bir ekrandan seyredebildiği, bizim de oradan yapabildiğimiz bir ameliyat türü. Böyle müdahale ediyoruz. Çapraz bağ yırtıkları olabilir gençlerde. Çapraz bağ yırtıklarında hastalar tabii daha şiddetli bir ağrı duyarlar. Bir patlama sesi duyabilirler. Yaptıkları spor aktivitesini bırakmak zorunda kalırlar. Devam edemezler. Dizlerinde bir şişlik oluşur. Bir dengesizlik, bir boşalma hissi oluşur. Çapraz bağ yırtıklarında da o zaman gene artroskopik, gene kapalı yöntemlerle içerideki o bağın yenisiyle değiştirmesi, oraya yeni bir bağ oluşturma ameliyatı yapıyoruz. Çocuklarda da, gençlerde de, ileri yaş grubunda da hangi diz rahatsızlığıyla gelsek hepsinin tedavisini yapıyoruz değil mi hocam? Operasyon da aynı şekilde. Gerek medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavisi, gerekse cerrahi olarak hemen hemen hepsine müdahale edebiliyoruz. Peki, teşekkür ederim o zaman. Süremiz bitti. Aslında soracaklarımız var. Daha çok konuşacağımız ama. Aynen. İşte bir sonraki programda konuşacağız artık onları da. İnşallah. Var mı son olarak söylemek istediğiniz bir şey? Hareket edin deyin hocam şöyle. Ortopedi doktoru söylesin onu. Evet. Lütfen hareket edelim. Egzersiz yapalım. Kilo almayalım. Kilo inanın ilerleyen dönemlerde bütün eklemlerimizin başına bela. Sosyal mesafemizi koruyalım. Bu zor bir süreçten geçiyoruz. Lütfen dikkat edelim. Konya'mızda pandemi süreci çok daha yüksek seyrediyor. Çok fazla hastamız var. Hem sağlıklarımızı koruyalım, hem kendimizi koruyalım, hem büyüklerimizi koruyalım. Güzel oldu. Hem sağlıklarımızı koruyalım, hem kendimizi koruyalım, hem de büyüklerimizi koruyalım. Evet. Ben de kapatayım o zaman programı. Bugünlük de sağlıklı günlerin sonuna geldik. Yarın 5.30 ile 6.30 arasında yine buradayız. Hoşça kalın.